Altında kredi kartına taksitle satış dönemi bitti. Satışlar %50 azaldı diyen kuyum esnafı ise isyanda. Karar kapalı çarşıyı da vurdu. 41 kuyumcu lokumcu oldu. Bir şekilde kayma olacak, bu söz konusu. İşimi bıraktım, ben bu işe döndüm. Düğünlerin vazgeçilmezi, yatırımın en karlısı altın şüphesiz ki, ancak son zamanlarda artan altın fiyatları nakit alımı zorlaştırdığı için artık herkes kredi kartına taksitle altın alabiliyordu. Fakat buna da bir sınırlama getirildi. Artık taksitle altın alınmayacak. Peki kuyumcu esnafı bu duruma ne dedi? Biz de yandık, müşteriler de yandı. Kuyumculuk yani bitti sayılır yani. Kuyumcuları ilgilendiren bu kararı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aldı. Kurumun hedefi tüketimi ve borçlanmayı kontrol altına almak. Devlet tarafından alınmış bir önlem diye düşünüyorum ben. Fakat karar kuyumcu esnafını olumsuz etkiledi. %50'den fazlası direkt kredi kartıyla alışveriş yapıyor. Taksit olduğu için daha çok müşterinin işine geliyor. Şimdi bu şekilde de olduğu için yani bizi de etkileyecek. Bu bizim işimizi zorlaştıracak. Kuyumcular Çarşısı olarak da bilinen Kapalı Çarşı'da yükselen altın ve dolar fiyatları nedeniyle kuyumcu esnafı el değiştirmek zorunda kaldı. Satış yapamayan ve dükkan kirasını ödeyemeyen 41 kuyumcu lokumcu oldu. Ben kuyumculuktan dönmeyeyim. Bu altının yüksek olması, insanların alım gücünün düşük olması çok etkiledi ve işimi bıraktım, ben bu işe döndüm. Genellikle lokum ve baharat alışverişi yapıyorlar. Arap ve Orta Doğulu turist sayısının artmasıyla en çok rağbet lokum oldu. El değiştiren kuyumcular da lokumcu oldu. Birçok arkadaşlar onu yaptılar. Lokum ve baklava çeşitlerini çok seviyorlar. En çok tüketilen ürünlerimizden bir tanesi narlı fıstıklıdır. Güzel, çok güzel.